Merhabalar, Prestij Roman'dan ben Emrecan ve bu yılda Temmuz 2022 katalogundaki DC'nin öne çıkan sayılarına göz atacağız. Evet, başlayalım. Şunu söyleyeyim öncelikle, herkes rahat olsun. Haziran ayındaki gibi bomba bir katalog değil ama yine de güzel bir katalog. Hani video 40 dakika sürmeyecek. Hani yorucu video olmayacak hem sizler için hem benim için. Ve daha az ve öz, hem de cüzdanlarımızı daha az yoracak bir katalog geliyor. Hemen başlayalım. Bize Action Comics'in 2022 Facsimile Edition'ı karşılıyor. Hani böyle önemli kilometre taşı bir sayının yeniden baskısını görmek beni sevindiriyor. Zaten hani bu Facsimile'lar da 1 milyon 2 milyon kadar fiyatları ulaşmıyor. Hemen değer gözüyle bakıyorsanız bile birkaç ay içinde tükeneceği için bu şu anda 7 dolara aldığınız şey rahatlıkla 10-15 dolara falan yükselecektir. Eğer ki öyle bakanlar için de güzel bir tavsiye olabilir. Ama hani yine de öyle bakmasanız da bile bence koleksiyonunuzda olması gereken veya elinize alıp okumanız gereken özel bir sayı olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı bu listedeki benim favori kitaplarından çıkmasını dört gözle beklediğim fasküllerden birisi. Ardından Action Comics'in Harley Quinn Variant'ı karşılıyor. Harley Quinn'in de bu ay, yani bu ay demeyelim de bu çizgi romandan çıkacağı ay, mesela Eylül ayında, hani Harley Quinn'in 30. yıl kutlaması olacak. Ondan dolayı da böyle onlarca Harley Quinn varyantı yaptılar karakterlere, çizgi romanlara. Bunlardan birini de Superman'e vermişler. Hani güzel bir varyant. Layrix'in elinden çıkma bir kapak. Hoş. Arkada şimdi fark ettim, Wonder Woman ve Poison Ivy de varmış. Hani Jim'den güzel bir kapak yapmışlar. Ardından bizleri Batman 127 bekliyor. Hani Batman devam ediyor arkadaşlar. Hani yine Chip Zdarsky ve Jorge Jimenez'den gelmeye devam ediyor. Öyle hatırlatayım. Batman devam ediyor. Unutmayın, hani güzel de devam ediyor. 125. sayısı çok güzeldi. Ya ilk sayıdan bu kadar hızlı güzel demek nasıl olur bilmiyorum ama Chip Zdarsky zaten güvendiğimiz bir yazar olduğu için, yani Jorge Jimenez'de çizimlerine çok güvendiğimiz bir çizer olduğu için yani güveniyoruz. Ardından burada başka bir güzel varyant karşılıyor bize. J. Scott Campbell'dan bir Harley Quinn kapağı ama Batman Beyond'dan, White Knight evrenindeki Batman Beyond'un kapağı olarak geliyor. Hani normal White Knight'taki Harley Quinn olarak gelmiyor. Onu da söyleyelim kafa karışıklığı olmasın, çünkü White Knight Harley Quinn serisi biteli bayağı oldu. Ondan dolayı ama akıl karışıklığı, kafa karışıklığını engellemek için bunu söylemek istedim ve hani seri de fena ilerlemiyor. Simon Demio, yok Simon Demio onu çizmemişti. Simon Demio Red Hood'u çizmişti galiba. Yine Sean Murphy'nin kendi yazıp çizdiği bir White Knight evreninden hikaye. Zaten White Knight evreninin kalitesi bayağı yüksek, hani yani birçok serisi iyi. İlk serisi 10 üzerinden 9, ikinci serisi 10 üzerinden 8 vesaireydi. İkinci seri miydi? Sword of Azrael miydi? Çok fazla yan seri oldu. Aklım kaçmaya başladı ama genel olarak hani 10 üzerinden 9, 10 üzerinden 8'lik ortalaması olan bir çizgi roman serisi. Kapağı görüp beğendiyseniz alabilirsiniz ama sipariş tarihi bu video çıkan zaman, yayınlanan zaman geçmiş olabilir. Rafa kalacaktır büyük ihtimalle, çünkü bu kadar güzel bir kapağın rafa çekmeyi düşünüyorum. Ardından da hani seriye bir göz atmanızı ve ardından hani ciltler için bakmanızı öneririm. Şu anda bildiğim kadarıyla GVC'de ilk cildini Türkçe olarak bastı. Onu da sitemizden temin edebilirsiniz, eğer şu anda stoklarda varsa. Ardından Batman One Bad Day, Two Face sayısı geliyor. Batman'e bir şu anda one shot serisi yapılıyor. Hani Batman'in villainlarının işte toplam 12 tane miydi, 10 tane miydi? Villain'ın one shotları yapılıyor. İşte geçen ay kim vardı? Riddler vardı. Riddler mi vardı? Sanırım evet, Riddler vardı. Şu anda Two Face var. Yani ekipler çok güzel. Hani geçenkinin ekip Tom King'den Mitch Gerards'tı. Şimdiki Mariko Tamaki'yle Javier Hernandez. Mariko Tamaki çok bayıldığım bir yazar değil ama Detective Comics'te fena çıkartmadığı için Batman yazabileceğini düşünüyorum. Ya en azından hani arada bir tane çürük yumurta bile olsa diyelim, geri kalanların %90'ı çok iyi. Yani Tom Taylor'ın yazdığı vardı, Tom King'in yazdığı var söylediğim gibi. Penguin'inki de fena birinden gelmiyordu, onu hatırlıyorum. Yani ondan dolayı elimizdeki setin bozulmaması açısından
Bunu da anlayabileceğini düşünüyorum. Ardından bize Mahmut Asrar'ın çizeceği, Mark Waid'in yazacağı Batman vs. Robin karşılıyor. Ya sen Mahmut Asrar çiziyor dediğim zaman bence hani bu abone olmak için yeterli bir sebep olabilir. Hani uzun zaman sonra kendisini DC'de bir çizgi roman çizerken görüyoruz. Beni bu bayağı mutlu etti. Ve Batman Superman World's Finest ve Shadow War'dan da hani sonra ilerlemiş, devam etmiş bir eser olarak çıkıyor kendisi. Eğer ki iki seriyi de okuduysanız almanızı öneririm. Devam etmenizi. Bunda çok güzel bir, bu arada, Middleton varyantı var. Onu da göstermeden geçmek istemedim. Bu arada burada güzel bir Catwoman varyantı karşılıyor bizi. Hani Tina Howard 40. sayıda sanırım almıştı seriyi. Oradan itibaren hani hizasını bozmadan güzel kaliteli bir şekilde devam ediyor. Yine de Kaline kapakları çok güzel gidiyor. Yine hani Batman gibi ilerlemiş bir seriyi araya girip böyle hatırlatmak istedim. Sonra Harley Quinn 30. yılı. Harley Quinn ölmezse olmaz, değil mi? Böyle bir title atmışlar. Şu anda Harley Quinn serisini hani güncel olarak takip etmediğim için ne oluyor ne dönüyor bilmiyorum. Ama kapakları hoş. Hani kapakları için paylaşmak istedim. Buradaki hani Sage Valiant da çok güzel. Hani çakallarıyla birlikte. Ardından burada 30. yıl Anniversary Natalie Sanders olması lazım. Neden böyle Balyon yazar bilmiyorum ama Natalie Sanders varyantı var. Kendisini çok da ekskluzyo kapaklardan gördüğümüz bir çizer. Ve bir tane de Dark Knight Returns'un Homage kapağı var. Ryan Sook'tan Harley Quinn'e. Yine zaten bu 5-6'lı bir Homage serisi oldu. Ardından bize 30. yıl özel Oversize 100 sayfalık Harley Quinn One Shot'ı karşılıyor. Fasik olarak geçiyor ama hani 100 sayfa olduğu için artık cilt şeyine sokabiliriz kategorisine. Hani 10 dolara değebileceğini düşündüğüm bir, nasıl söylesem, fasikül olacak bence. Fasikül slash cilt olacak bence. Hani zaten kapakları da çok güzel. İçeriğinde güzel olacağını düşünüyorum. Güzel. Birçok yazardan ve çizerden oluşan yine kısa hikayelerin dolu olduğu bir fasikül bizi bekliyor. Slash cilt bizi bekliyor. Bu A kapağı Amanda Conner kapağıydı. Bu B kapağı çok güzel bir Scott Campbell varyantı var burada. Arkada hani Batman ve şu anda işte o karın içinde Batman ve Joker de bulunuyor. Onlar da güzel bir eklenti olmuş. Yine Harley Quinn'in ilk çıktığı, bir dakika, Batgirl'ün mü? Sanırım Harley Quinn'in ilk çıktığı kapağı Homage kapağı. Zaten bunu internetten bakarak görebilirsiniz. Çok güzel bir Homage olmuş. Alt cömlem, bayıldım. Zaten hani görür görmez tutulmuştum bu kapağı. Dedim ki okay, bunu almam lazım kesinlikle diye. Ardından Suicide Squad'la bir variant geliyor. Opena'dan. Joram Opena'dan. Sonra Bruce Timm'in yine kendi tarzını çizmiş olduğu Animated Series tarzında da olan Harley Quinn'i. Burada Terry Dodson'ın kendi Harley Quinn'i var. Yine Terry Dodson tarzında çok güzel bir variant kapak gelmiş kendisinden. Bermeo'nun çakal çok ilginç gözüküyor. Yani normalde Bermeo böyle çizmez ama ilginç bir eklenti olmuş. Yine çok güzel bir variant kapak Harley Quinn için. Ve Sajic benim favori serilerimden Harley'nin yazarı ve çizeri. Buna zaten ben bu kapağı da görünce dedim ki okey. Hani bunu da almam lazım tarzında olmuşum direkt halinden dolayı. Yine güzel bir varyant. Yani zaten doldurmuşlar. Tabi bir de Hughes varyant var, onu unuttuk. Burada da hani onlarca farklı, onlarca değil yani 5-6 tane farklı Harley Quinn'i görüyoruz Harley Quinn'in kafasından. Evet, Harley Quinn kapakları bitmiş. Şimdi bize Human Target'ın Art Jam kapağı karşılıyor. Art Jam olduğu için açtım. Hani Human Target'ı 3. sayısını okudum daha. Güzeldi. İlk 3 sayı çok güzeldi. Geri kalan çıkan 3 sayı için bir şey söyleyemeyeceğim şimdi ama hani ilk 3 sayı iyiydi ya. Diğer 3 sayının iyi olacağını düşünüyorum. Tom King güvendiğim bir yazar. Ve Greg Smallwood da bu seri için bayağı uğraşmış. Hani ilk başlarda aldığı referansları vesaire, çizim tarzını, hani Human Target'ta nasıl bir odaklama yapacağını tarzında büyük bir Twitter şey oluşturmuş, hani yazısı oluşturmuştu. O zaman zaten dedim ki okey, bu seri için üzerinde çok çalışılmış, büyük ihtimalle iyi olacak. Ve harbiden hani ilk 3 sayı iyiydi. Büyük ihtimalle diğer 3 sayıda ve hani geri kalan 9 sayıda çok iyi olacaktır. Tom King'e güveniyorum. Annem bizi yine bir hani beğendiğim bir variant karşılıyor. Dan Hip'ten bir Captain Shazam, Champion of Shazam, hani Mary'nin
başrolde olduğu bir Shazam serisinin Valiant karşılıyor. Ardından her videoda övdüğüm Nightwing'in 96 sayısı. Arkadaşlar hani nereden kaçırırsanız kaçırın, bir şekilde yakalamaya çalışın. En kötü cilt olarak yakalamaya çalışın. Çok sağlam ilerleyen bir seri. Bu da kendisinin bir varyantı, hani Barbara ve Nightwing'in bulunduğu. Poison Ivy yine şu anda 2 sayısı çıktı ve 2 sayısı da güzel ilerledi. Hani bu Jessica Fong A cover'ı, bu da güzeller güzeli Jennifer'ın varyantı. Ve orada bir tane Harley Quinn 30. yıl varyantı var tabii ki. Yani Poison Ivy olur da Harley Quinn 30. yıl varyantı olmaz mı? Ondan sonra bize burada çok güzel bir Joshua Middleton varyantı karşılıyor. Hani bu ayda iki tane Joshua Middleton varyantı almak, hani öpüp başımıza koymak lazım sanırım. Tim Drake'in kendine özel bir Pride olarak geçiyordu bir seri ama eklememişler Pride title'ını. Tim Drake kendine özel bir seri alıyor. One Shot, yo, New Robin series, okey. Hani kendine yeni bir seri alıyor. Çizeri Ryle Ross mu? Benim bayağı sevdiğim bir çizer. Bu benim için de bayağı güzel bir haber oldu. Ryan Rossmo'nun gelmesi çizer olarak, hani ben bunu daha yeni fark ettim. Sadece Tim Drake, aa ne kadar güzel diyordum. Hani okey okunur diyordum ve Ryan Rossmo olması, hani okey okunuru 3 katına çıkarttı şu anda. Öneririm. Hani Ryan Rossmo çizimleri şimdi okunur galiba. Türkiye'de çok sevilmiyor ama hani çok kendine özel, özgün çizimleri olan bir çizer kendisi. Onu da ben en çok şeyde beğenmiştim. Mindhunter serisindeki çizimleri çok iyiydi. Ve Harley Quinn'in de ilk iki cildini, şu anki güncel olan ciltleri çizmişti. Daha okuma vaktim olmadı ama çizimleri güzel duruyordu. Onunla bu seriyi de hem Tim Drake hem Batman, Bat Family'nin şu anda DC'sine çok üstünde durduğu için ve hani elinden gelince iyi yapmaya çalıştığı için bu serinin de iyi olacağını düşünüyorum. Zaten Ryle Rossmo da dediğim gibi benim hype'ımı çok yükseltti bu seri için. Ardından çok güzel bir One Year Later variantı var. Jorge Jimenez'den Bat Kebab. İnanılmaz güzel bir detayı var orada. Ardından yine bir Harley Quinn variantı. 30. yıl. Ardından bir variant daha bizi karşılıyor. Titans United serisinin yeni serisi Blood Pact. Geçen serinin variant kapakları Kyle Nugu'ya teslim edilmişti. Bu seri içinde Derek Chu'ya teslim edilmiş. Ve bize burada güzel bir Raven variantı karşılıyor. Ve videomuzun son kapağı da, sayısı da yine bir 30. yıl sayısı Harley Quinn için Wonder Woman'a gelmiş. Kimden? Gulliam March'tan gelmiş. Zaten imzadan da şu an görmüştüm ama pek anlayamamıştım. Gulliam March'mış. Güzel bir variant daha. Harley Quinn'e bayağı yatırım yapmış DC kapaklarına. Umarız yani serisi de güzeldir. Yani çünkü Harley Quinn'i öldürüyorlar sanırım ama devam mı ettiriyorlar anlamadım. Belki ufak bir drama yaratmaya çalışmış olabilirler. Göreceğiz sayılar çıktığı zaman. Yani Eylül ayında göreceğiz. Daha bir ay, bir buçuk ayımız var. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoya beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.